Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Efsane bir güncelleme geldi ve bunu bekliyordum ben de. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi direkt bu güncellemeye bakacağız. Efsane bir güncelleme. Boss Game Pass'i geldi. Ben bunu aldım ama kaydetmeyi unuttum. Onu videoda almayı düşünüyordum ama direkt almış oldum. Her neyse şu an VIP olmayan bir serverdayız. Hemen gideceğiz ve bu yeni gelen güncelleme ile nelerin geldiğine bakacağız. İlk önce ben polis olarak başladım çünkü hani herhangi bir şeyde ölmek veya tutuklanmak istemiyorum. Şimdi öncelikle buradan kaçalım. Kaçmam mı? Buradan gidelim çünkü polisiz. Şimdi öncelikle zaten fark edeceğiniz şeyler şunlar olacak. Silahımızı görüyorsunuz. İşte böyle efsane bir nasıl denir? Efsane bir güncelleme geldi. Yani muhteşem animasyonlar geldi silahlara. Evet, şimdi ben bu helikoptere atlayayım. Neyse, ben kendim gideceğim. Şeye gideceğiz arkadaşlar. Buradan Gun Shop'a gideceğiz. Şimdi Gun Shop... Aa, bir dakika. Gun Shop'a gitmeden önce şunu tanıtmam gerekiyor. Elbette. Elbette. Şurada gördüğünüz SWAT aracının üstüne. Şöyle bir gidelim. Abi, efsane bir roket... Yani minigun geldi. Bu efsane, biliyor musunuz? Bunu binip... hani bunu ateş edebiliyoruz ama şu an Game Pass'im yok benim, evet. Yani Game Pass'i şu an temin edemedim. Belki daha sonraki videolarda beğenirseniz bu Game Pass'i de alırız. Efsane bir Game Pass bu da. Bununla muhteşem şeyler yapılabilir. Ama şimdilik biz gidelim. Biz gidelim ve şuradan Gun Shop'a gidelim, yani silah mağazasına. Burada büyük ihtimal birileri vardır derken şurada birisi, evet, birileri var. İçeride ateş ediyorlar. Evet, burada ateş yeri var. Ama ben bunu tutuklamak istiyordum. Her neyse. Evet, bakın. Buradan test edebiliyoruz silahları falan da. Ben şimdi gideceğim. Grenade! Tamam, el bombası var. Burada ne var? Roket. Of, güzel. Roket launcher kaç para? 50.000 roket launcher. Çok fazla para ama. Çok pahalı. Neyse, burada ne var? AK 20 lira. 20.000 lira. 20.000 dolar yani. Shotgun 40.000 dolar. Oyunu gerçekten sağlam paraya veriyorlar ya, bu efsane şeyler. Şimdi ben bu zaten silahların çoğunu biliyoruz. Rocket Launcher'lara da farklı bir video yapmayı planlıyorum. Şimdilik ben sadece bundan alacağım. 5 tane, ama 5 tanesi 10.000 dolar olur mu ya? Her neyse aldık. Oo, bir dakika. Süper animasyona bak. Bunu geliştirirler. Tamam, şimdilik ateş etme şeyimizi biliyorsunuz. Böyle efsane bir animasyonumuz var. Şimdi ben şurada biraz test yapacağım. İşte aynen. Çok iyi yapmışlar ya. Gerçekten ateş ettiğinizi hissediyorsunuz. Hatta ekran falan titriyor. Çok hoş yani. Tamam gençler. Burada bu kadarlık işimiz bitti. Şimdi bizim nereye gideceğimizi çok iyi biliyorsunuz. Bu sefer base'e gidiyoruz. Hemen burada yakın zaten. Buraya yeni bir şey gelmedi. Evet, o zırhlı aracın üstünde bir minigun var ve efsane, gerçekten efsane bir şey. Neyse, ben şimdi şurada taktiğimi yapacağım. Şu eleman çıksın. Hani neyse tamam. Biz vakit kaybetmeyelim. Mavi helikopterimize gidelim. Hemen şuraya gidelim. Burada ben Boss Game Pass'ini aldım. Boss Game Pass'in neye yaradığını birazdan göstereceğim size. Şimdi giriyorum. Aynen, girdim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İşte Game Boss Crime Boss Game Pass'inden gelenler. Evet. Bu arabaya binebiliyoruz artık. Ah, evet. Evet. Bir dakika. Passenger. Ho ho. Uf. Abi tamam. SWAT almaya gerek yok. Bu bile işimizi görüyor, biliyor musunuz? Abi efsane ya. Mermisi mi bitti? Ha, ısındı, tamam. Isınınca tabii makine çalışmıyor. Şöyle şeye binelim. Abi bu araç gerçekten efsane. Bir dakika. Crime Boss'ta gelen eşyalara bakmak istiyorum. Tabi bunları almak için hırsız olmamız gerekiyor. Bunları şu an alamıyoruz. Abi çok iyi. Kıyafetlere bak ya. Tamam şimdi. Aa, bir dakika. Clockwork yazıyor. Tamam, bu gözlük reklamlı ama olsun. Tamam, ben şunu da azıcık gezeyim. Polis olarak. Ya en azından bir sıkıntı olmasın. Arabayı bir modifiye sokayım. Tabi bu kapıyı açamıyoruz. Öbür taraftan çıkmam lazım. Evet gençler, gelen videoya gelen herkese buradan selam yolluyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ama ben şimdilik polis olayım ve buradan kaçayım diyecektim de.
Zaten polisim. Neyse hemen kaçalım. Bu biraz daha böyle güzel bir araba. Evet, bu araba hani normalde olsa ben bunu alırdım. Üstünde bir minigun biraz tuhaf durmuş. Ama gerçekten çok iyi ya. O kıyafetleri falan alacağız. Benim şimdi burada siyah bir modifikasyonum var. Aynen şöyle. Ha, arabanın alt kısmı değişmiyor. O zaman üst kısmını alt kısmını uyarlamak lazım. Her neyse böyle küçük bir şey oldu. Biz şimdi hemen geçelim şuradan. Switch Teams deyip Prisoner'a geçelim. Buradan bak, aa, grenade'leri test etmeyi unuttuk. Olsun, 10.000 çok önemli değil. Dediğim gibi o Rocket Launcher için farklı bir video yapacağız. Bu yüzden takipte kalın. Aa evet, kaçıyorlar ama ben oradan kaçmak istemiyorum şu an. Şu an ben hızlıca şuradan kaçacağım. O Crime Boss'a gelen muhteşem bir güncelleme olmuş gerçekten. Hani tebrik ediyorum. Bundan sonra bayağı bir jailbreak çekeriz. Ben çünkü şunu diyordum. Jailbreak bayağı oynamadım. Artık içimden patlıyordu. Oynayayım artık, oynayayım falan diyordum. Tamam, kaçtık ama benim şu an şuradan çıkmam gerekiyor. Evet, Allah'tan otomatik açılan zımbırtı var. Neyse şimdi ben şöyle yapacağım. Şuradan tekrar el bombası alsam, orada bir polis vardı ama pek hoş olmuyor çünkü. Her neyse şuradan biraz uçalım. Tamam. Evet, çok güzel uçtuk ama sıkıntı yok herhalde. Bu arada eğer hani gerçekten bu video yüksek bir like gelirse bunun Rocket Launcher denemesi zaten yapılacak. Ama farklı kafamda farklı şeyler. Aa, benim arabam burada. Güzel, şimdi tekrardan içeri girelim. Umarım içeride polis yoktur. Çünkü polis varsa pek hoş şeyler olmayacak. Evet, kapı açılsın, gir. Evet, evet. Şimdi arabayı zaten gördük madem öyle. Şunu... Of, abi efsane. Tamam, bu ne kadar benim kafa şeyime uymasa... Of, bir dakika, pantolon. Kıyafet. Vay, vay, tüfek de aldık. Kafamıza da bunları geçirdik. Abi efsane olduk. Ne kadar saçma sapan dursa da buraya kel bir şekilde geleceğim ben, merak etmeyin. Abi süper oldu. Şu arkadaki şey çok iyi. Tabii benim animasyona uymuyor ama... Animasyonuna kalıyor. Onu ayarlamayı unutmuşlar. Şu silahı test edelim. Ama hala sağ tıklama efekti yok. Abi. Efsane. Gerçekten efsane. Gerçekten efsane. Abi çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Tamam, bu 300 Robux verip buradan bu Game Pass'i alabilirsiniz. Efsane bir Game Pass'i. Hepinize öneriyorum. Şimdi çok saçma sapan bir tipim olsa da şu arabaya binip gezeceğiz. Şimdi merak ettiğim tek şey şu. Başka crime arkadaşların, yani suç arkadaşların üstte bununla ateş edebilir mi? Ya da arabana binebilir mi olacak? Mehmet de bu arada join oldu. Hoş geldin sen de. Ben şimdi şuraya bir girip modifikasyon yapmaya çalışacağım. Tamam, body color'a bir bakalım. Şimdi altla uyumlu olsun dedim. O yüzden mat yapıyoruz. Tamam. Secondary, tamam. O zaten öyle bir renk yok. Bunun arka tarafındaki bu spoiler pek hoş durmuyor. Ha bak, böyle bir şey yapabiliriz ama. Spoiler color'ından da şöyle kırmızı yaparız. Türk bayrağı gibi. Yok, mat da mat güzel durmaz ama. Tamam, kırmızı yapalım. Ya da beyaz daha güzel. Pekala. Karar veremiyorum ben bu tür konularda çok da. Tamam, level 5 zaten. Frenler. Level 3. Yüksek süspansiyon veya düşük süspansiyon, düşük kalsın. Evet, şimdi plakamızı ayarlayalım. Ben buraya HRN yazmıştım. Crime Boss. Tamam mı? Sambit. Crime Boss. Yapıyoruz. Tamam. Crime B yaptım. Crime Boss anlamına geliyor. Peki o zaman. Bir de şu jantlara da şöyle bir güzel bilyon varmış bende bak. O güzel. 1 bilyon yaptık. Onun da hemen rengini değiştirelim. Bunu böyle aslında efsane şeyler yapabilirsiniz dediğim gibi. Yeni güncellemeyle muhteşem şeyler geldi. Siyah falan güzel değil de beyaz kalsın. Sarı nasıl? Aslında sarı yapıp böyle hava atabiliriz, biliyor musunuz? Öyle yapalım ya. Spoiler'ın da rengini sarı yapalım. Yok, sarı yapmayalım. Beyaz kalsın. Ya da sarı yapalım hadi. 2000 sağlam. Süper oldu be. Uf be. Tamam, böyle saçma sapan bir dizayn yapmış olabiliriz. Evet, kimse gelemedi. Şimdi ben şunu denemek istiyorum. Bir arka
arkadaşımın buraya gel. Evet, burada bu Mehmet abinin de şeyi var, Mehmet'in helikopteri var. Neredesin Mehmet diyeyim de. Burada mı? Aynen burada. Hala hapiste de. Ha, pek hoş değil. Tamam, şimdi şöyle yapacağım. Buraya geçeceğim. Şuradan bineceğim. Ha, bu tarafa bakamıyor muyuz? Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Minigun'ın tabii dönme efekti çok yok. Adam sabit duruyor çünkü. Haydi bakalım. Ver Allah ver. Hoho! Güzel. Yukarıya kalkıyor. O da güzel. Aa, damage verdiğimizde hasarı görebiliyoruz. Hoş olmuş. Tamam. Yalnız bana doğru geliyorlar. Pek hoş olmayacak. Ben kaçıyorum. Hayda, tekerlekler patladı lan. Tekerlekler patladı. Hayır, ben ölmem. Ben ölmem. Ben ölmem. Ama çok az vuruyor, biliyor musun bu? Gençler, herkes geliyor. Ben pek hoş durumda değilim. Gençler, bir yardım eli uzatsak. 3 kişi şu an bana geliyor. Ne kadar öldürebilecek olsam da. Öl artık da. Öl artık da. 3 kişi çünkü zorluyor, biliyor musun? Tamam. Hadi muhteşem silah efektiyle. Hadi bir kişi kaldı ulan. 2 kişi öldürdüm hadi. Tüfek sağ abi, adamsın. Adamsın. Adamsın sen var ya. Şöyle bir kalp atayım. Sen beni kurtaran bir insansın. Çok teşekkür. Ama SWAT geliyor. Pek hoş şu an, hiç pek hoş değil. Pek hoş değil. Ben kaçar. Bir dakika, sen de gel. Keko gel. Keko Ege gel. Binemiyor musun? Mehmet abi. Oo, selam. Neyse, bindi. Ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Hiç takamam. Hiç takamam. Abi süper ya, güncelleme. Efsane şeyler yapılabiliyor. Minigun fazla sekiyor ki olması gereken de bu. Minigun öyle olur. Sanki şu an hiç kullandın ya. Konuşuyorsun sen. Neyse. Uçamıyoruz. Evet, roketimiz kalmadı. Her neyse, bununla efsane şeyler yapacağız. Dediğim gibi takipte kalın. Bu videoda yüksek bir like atalım. Hani bir sınır koymayacağım. Direkt atın yani. Basın like'lara. Ben şey yazayım. Minigun kullan. Gençler, bir minigun'ı kullanın. Mehmet kullanamıyor. Aynen, tamam. Minigun'ı herkes kullanamıyor. Sadece Crime Boss'takiler kullanabiliyor. Ben şu helikopteri ateş etsem patlar mı acaba ya? Robux istiyor. Aynen, tamam. Sıkıntı yok. Biri hala binebilir yanıma. Tahayı attım. Evet, Mehmet binsin. Tamam, Mehmet de gezelim. Abi gerçekten efsane ya. Ama bu kıyafetleri giymek için dediğim gibi şapkaların iptal olması gerekiyor. Onun için bir buton falan koyarlarsa hoş olabilir. O bas. The bank is open for robbery. Vay patron, banka açık diyor. Soygun için banka açık diyor. Abi gerçekten hani bir sürü şey var bunun. Hani size bir yerden patron olduğun için size bir yerden hani bildirim falan geliyor artık. Size böyle söylüyorlar. Roketi falan aldın mı? Hayır, alamadım ya. 5K olduğu için, yani 50K olduğu için sıkıntı oldu. Neyse, dediğim gibi arkadaşlar, bu video yüksek bir like gelsin. Ve bunun hani farklı şeylerini yapacağız. O zaman çok pahalı. Aynen öyle. Videoyu burada bitirelim. Araba çok yavaş. Olması gerektiği gibi. Sonuçta bir patron olarak arabanın çok şey olmaması gerekiyor. Ben şuradan bir daha bir gideyim. Şimdi benim merak ettiğim şu. Eğer tabii bunu da başka videolarda yapacağız. Aklıma efsane şeyler geliyor. Tamam, ben buraya girebiliyorum ve yeni arabayı alabiliyorum. Peki, o zaman videoyu burada bitirelim. Hepinize teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. O zaman hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Evet, şu an 360'lı. Neyse, bay bay.